11. bölüm. 2 hafta daha geçti. Bu 2 hafta içinde Ivan İliç'in de karısının da istedikleri bir şey gerçekleşti. Bir akşam Petrişev kızlarıyla evlenmek istediğini açıkladı. Ertesi gün Praskovya Fyodorovna kocasının odasına geldi. Haberi ona nasıl vereceğini düşünüyordu. Ivan İliç'in durumu gece yine kötüleşmişti. Sırt üstü yatmış, inliyor, sabit gözlerle önüne bakıyordu. Praskovya Fyodorovna söze kocasının ilaçlarıyla başladı. Ivan İliç bakışlarını karısına çevirdi. Praskovya Fyodorovna sözünü bitirmeden kesti. Ivan İliç'in bakışları özellikle karısına karşı öylesine bir kinle doluydu ki, "Allah aşkına bırak da huzur içinde öleyim," dedi. Praskovya Fyodorovna odadan çıkacaktı ki kızları babasına iyi günler dilemek için içeri girdi. Ivan İliç kızına da tıpkı karısına baktığı gibi baktı ve kızının sağlığını sorması üzerine yakında onları varlığından kurtaracağını cevabını verdi. Her iki kadın da ses çıkarmadılar. Biraz oturduktan sonra odadan çıktılar. Liza annesine, "Bizi neden suçluyor?" diye sordu. "Hasta oluşunun suçlusu sanki bizmişiz gibi. Babam için üzülüyorum ama niye bize işkence ediyor?" Doktor her zamanki saatte geldi. Ivan İliç öfkeli bakışlarını ondan ayırmadan yalnızca evet ve hayırlarla cevap verdi. "Sonuna doğru da benim için elinizden bir şey gelmeyeceğini siz de biliyorsunuz. İyisi mi beni rahat bırakın," dedi. Doktor, "Sancıları biraz dindirebiliriz," diye karşılık verdi. "Onu da yapamazsınız. Beni kendi halime bırakın." Doktor oturma odasına geçerek Praskovya Fyodorovna'ya durumun çok ağır olduğunu, Afyon'dan başka başvurulacak yol kalmadığını, Ivan İliç'in sancılarının çok korkunç olduğuna inandığını söyledi. Doğruydu. Doktorun dediği gibi Ivan İliç'in bedensel sancıları korkunçtu ama zihinsel ve ruhsal acıları onlardan da korkunçtu. O acılar onun için daha büyük bir işkenceydi. O günkü ruhsal acıların kaynağı aklına takılan bir soruydu. O gece Gerasim'in uykulu, şakak kemikleri çıkık, iyi huylu yüzüne bakarken aklı şu düşünceye takılmıştı. Ya gerçekten bütün hayatım yalnızsa? Ona önceleri imkansız gibi görünen şey, hayatın gerektiği gibi yaşamamış olduğu şüphesi, doğru olabilir gibi geldi. Varlıkları korkuyla sezdiği yönelişlerini hatırladı. Yüksek mevkilerdeki kişilerin erdem olarak gördüğü gibi o doğruya ve iyiliğe doğru yönelişlerin anında bastırması acaba yanlış mıydı? Acaba yaşamında gerçek olan yalnız onlarda da gerisi yanlış mıydı? Resmi görevleri, yaşamında kurduğu düzen, ailesi, toplumsal ilişkileri, iş alanındaki ilişkileri hepsi yanlış olabilirdi. Kendi kendisine karşı yaşadığı hayatı savunmaya çalıştı. Birden savunmasının ne denli geçersiz olduğunu farkına vardı. Gerçekte savunulacak hiçbir şey yoktu. Ama eğer böyleyse, dedi kendi kendine, bu yaşamdan bana verilmiş olanların tümünü ziyan etmiş olduğumu bilerek, üstelik de her şeyi yerli yerine yerleştirmeden ayrılacaksam, sonuç ne? Sırt üstü döndü, yeniden bütün hayatını gözden geçirmeye başladı. Sabahleyin ilk önce uşağı, sonra karısını, daha sonra da kızını ve doktoru gördüğünde, onların bütün davranışları, söyledikleri her kelime, geceleyin farkına vardığı korkunç gerçeği pekiştiriyordu. Onlarda kendini görüyordu. Kendisinin neler için yaşamış olduğunu, her şeyin yanlış olduğunu, korkunç, canavarca bir yalanın hayatı da ölümü de sarıp sarmaladığı apacık görülebiliyordu. Bu bilinç onun bedensel acılarını 10 katına çıkardı. İnledi, başını sağa sola vurdu, giysilerini çıkarıp fırlattı. Giysiler onu sıkıştırıyor, boğuyormuş gibi oluyordu. O nedenle onlardan nefret ediyordu. Ona yüksek dozda afyon verdiler, bilinci yok oldu. Akşam yemeği saatinde her şey yeniden başladı. Herkesi odadan gönderdi, başını oradan oraya vurdu. Karısı içeri girip, "Jean sevgilim, bunu benim için yap," dedi. "Onun için mi?" "Hiçbir zararı yok, çoğu zaman yararlı. Biliyorsun, hiç zor değil. Sağlıklı insanlar da sık sık." Ivan İliç gözlerini alabildiğini açıp, "Ne, duayı kabul mü edeyim? Hiç gereği yok. Ayrıca," diye direndi. Praskovya Fyodorovna ağlamaya başladı. "Evet, lütfen sevgilim, bizim rahibe haber göndereceğim. Çok iyi bir insan o." "Peki, peki," diye kabul etti. Rahip gelip de günahlarını dinledikten sonra Ivan İliç biraz rahatladı. Şüphelerinden, dolayısıyla acılarından kurtulmuş gibi oldu. Bir an için umuda bile kapıldı. Yine kör bağırsağını ve onu iyileştirmeyi düşündü. Duayı gözleri yaşlı dinledi. Onu yeniden yatırdıkları zaman bir an rahat etti. Yaşayabileceği umudu bir kez daha belirdi. Kendisine önerilen ameliyatı düşünmeye başladı. "Yaşamak, yaşamak istiyorum," dedi kendi kendine. Karısı duadan sonra onu kutlamak için odaya girdi. Geleneksel sözleri söyledikten sonra, "Şimdi daha iyisin değil mi?" diye sordu. Ivan İliç ona bakmadan karşılık verdi. "Evet." Karısının giysisi, duruşu,
Yüzünün anlamı, sesi, her şey ona hep aynı şeyi söylüyordu. Yanlış. Ne için yaşamışsan ve ne için yaşamaktaysan hepsi senden yaşamla ölüm gerçeğini saklayan yalanlar. Hepsi yanlış, aldatmaca. Bu düşünceyi benimser benimsemez öfkesi yeniden alevlendi. Öfkesiyle birlikte çok acı veren bedensel sancıları da arttı. Kaçınılmaz sonun iyice yaklaştığına daha çok inandı. Bunlara bir de içini oyup kemiren sancılar ve boğuluyormuş gibi bir duygu eklendi. Yüzünün evet derkenki anlamı korkunçtu. Evet derken doğrudan duruyor karısının gözlerinin içine baktı. Sonra da güçsüzlüğünden bulmayacak bir çabuklukla başını çevirerek bağırdı. Git buradan git. Beni yalnız bırak.